Beştepe'deki danışmanlarla AKP genel merkezi birbirine girdi. Ünlü gazeteci Ankara'daki derin krize ışık tuttu. AKP'de atanmış, seçilmiş tartışmasının büyüdüğünü dile getiren Nuray Babacan yaşanan krizin sebeplerini açıkladı. Gazete pencere yazarı Nuray Babacan AKP'de yeni bir krizin başladığını belirterek sebeplerini tek tek açıkladı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin AKP'de tartışmaları başlattığının altını çizen Babacan, saray danışmanlarına "defol git, istifa et" diyen MKYK üyesi örneği, yıllardan beri süren iç çekişmelerin dışa vurumu gibi ifadelerini kullandı. Bu tartışmaların altında yatan sebepleri de kaleme alan Babacan Parti sözcülerinin yerine açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı danışmanları, bakanları saraya çağırıp masanın başına oturarak toplantı yapanlar, genel merkez ve parti grubunun haberi olmadan yapılan çalışmalar, özellikle kamu kurumları ve bağlı kuruluşlarda yapılacak atamalarda söz sahibi olan danışmanlar, yönetim kurulu üyeliklerinin bu amaçla kullanılması diye yazdı. Tüm bunların yanı sıra halen faaliyet gösteren 9 ayrı Cumhurbaşkanlığı politika kuruluna 2 yeni kurulun ekleneceği iddiasının parti grubunu ve genel merkezi iyice zayıflatılacağı gerekçesiyle tepki çektiğini vurgulayan Babacan, bazı bakan ve parti yöneticilerinin uygulanan parti politikalarına ters düşen danışmanların görevden alınmasını beklediği sırada tam tersi kararların alınmasının da sorun oluştuğunu ekledi. İşte ilgili haberin tamamı. AKP'de yetki ve güç tartışması saray parti çelişmesi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin AKP'ye en büyük hediyesi, bitmek bilmeyen parti içi tartışmalar oldu. Saray danışmanlarına, defol git, istifa et diyen MKYK üyesi örneği, yıllardan beri süren iç çekişmelerin dışa vurumu gibi. Son dönemde bu konudaki tartışmalar hız kazanırken, 80 kişilik 9 Cumhurbaşkanlığı kuruluna iki yenisinin ekleneceği iddiası son noktayı koydu. Üçlü yapı uyuşması. Yeni yönetim sisteminin oluşturduğu üçlü yapı birbiriyle bir türlü senkron oluşturamadı. Parti grubu, Genel Merkez Yönetimi ve Saray ekibi yetki ve güç yüzünden sürekli birbiriyle çekişti. Parti ile grup arasında uyum sağlanırken sarayla aynısı olmadı. Atanmış-seçilmiş tartışması büyüdü. Bütün bunlar kamuoyunun önünde yaşanırken bu sorunlara parmak basan gazetecileri mimleyip susturmaya çalışmak sıradanlaştı. Sorunun nedenleri kulislere göre bu tartışmaların ana nedenleri parti sözcülerinin yerine açıklama yapan cumhurbaşkanlığı danışmanları bakanları saraya çağırıp masanın başına oturarak toplantı yapanlar genel merkez ve parti grubunun haberi olmadan yapılan çalışmalar, özellikle kamu kurumları ve bağlı kuruluşlarda yapılacak atamalarda söz sahibi olan danışmanlar, yönetim kurulu üyeliklerinin bu amaçla kullanılması, yeni kurallar mı? Bunlar yetmezmiş gibi, halen faaliyet gösteren 9 ayrı Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu'na 2 yeni kurulun ekleneceği iddiası, parti grubunun ve genel merkezin iyice zayıflatılacağı gerekçesiyle tepki çekti. Sadece bu açıdan değil, ekonomik krizin en şiddetli yaşandığı günlerde Cumhurbaşkanlığının harcamalarının her gün muhalefet tarafından konu edildiği sırada en az 20 kişilik yeni kadronun oluşturulmasının izah güçlüğü de tartışmaya neden oldu. Bütün bu gerekçelerle kurulların oluşturulmasının şimdilik askıya alındığı iddia ediliyor hayal kırıklığı yarattı. Bazı bakan ve parti yöneticilerinin uygulanan parti politikalarına ters düşen danışmanların görevden alınacağını beklediği sırada tam tersi kararların sorun oluşturduğu anlatılıyor. Aynen normalleşme ve yenilenme bekleyenler de olduğu gibi. Herkesten gizlediler. Bu arada sarayın kadrosunda kaç kişinin olduğu, kaç baş danışman ve danışman olduğu hala sır. Bu sır sadece kamuoyu ve muhalefet için geçerli değil. Aktarılana göre geçtiğimiz aylarda bir kamu kuruluşu yapacağı toplantıya Cumhurbaşkanlığı danışmanlarını davet etmek istiyor ve isimlerinden oluşan liste istiyor. Onlara da liste verilmiyor. Programı yapanlar bile şaşkınlık içinde. Baş danışman ve danışmanlar, kulislerde, Cumhurbaşkanlığındaki ofisler, başkanlıklar, bağlı kuruluşlar hariç, baş danışman kadrosunda 40, danışman kadrosunda da ayrıca 40 kişi olduğu iddia ediliyor. Başdanışmanların en yüksek devlet memuru kadar maaş aldığı ve bir kısmının yönetim kurulu üyelikleriyle çift maaşa sahip olduğu anlatılıyor. Ayrıca 9 politika kurulunda toplam 80 üye bulunuyor. Ancak bu üyelerden bir kısmı dışarıdan sadece toplantılara ve çalışmalara katılıyor. Bu gizemli havanın nedeni gelince, Cumhurbaşkanlığındaki aşırı şişkin kadronun ortaya çıkmasının, kamuoyunda yaratacağı tepki olduğu anlatılıyor.